İngilizlerin devletinin Ermenileri boyunduruk altına alışı. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlı, Rumeli'de ve Ermenilerin oturduğu bölgelerde İngilizlerin baskısıyla çeşitli ıslahatları hayata geçirmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu anlaşmayla İngilizlerin devleti Ortodoks Hristiyan bir topluluk olan Ermeniler üzerinde hakimiyet elde etmeye başlamıştır. Ne var ki mezhepleri farklı olan Ortodoks Ermenilerini Protestan mezhebine bağlı İngilizlerin safına çekmek hiç de kolay olmamıştır. Bu dönüşüm ancak yıllar süren ve İngiliz ajanlarının kullanıldığı mezhepsel misyonerlik çalışmaları ve Batı basınında Ermeniler lehine yürütülen yoğun propaganda sonrasında sağlanabilmiştir. 29 Kasım 1879'da Londra'ya bir rapor gönderen İngiltere'nin van konsolosu Clayton raporunda Ermeni devletinin ya hiç kurulmaması ya da kurulacaksa Rusya'ya yem olmayacak şekilde kurulmasını istemişti. Konsolos Osmanlı Devleti'nin yıkılacağı inancındaydı. Öyleyse reformlar İngiliz himayesi altında bir Ermeni Devleti'nin kurulmasına doğru yönlendirilmeliydi. İngiliz konsolosun düşüncesine göre bu şöyle olacaktı. Önce Ermeniler İngiliz veya Avrupa himayesi altında serpilecek, güçlenecek ve siyasal bakımdan hazırlanacaklardı. Sonra dışarıdan Doğu Anadolu'ya Ermeni nüfusu getirilecekti. Böylece bölgede Ermeni nüfusu arttırılacaktı. Ama ne kadar artarsa artsın yine azınlıkta kalacaklardı. Bunun için ikinci adım olarak Türk nüfusu Doğu Anadolu'dan peyderpey uzaklaştırılacaktı. Geriye Kürtler ve Süryaniler kalacaktı. Süryaniler Ermenilerle mezhep ayrılıklarını bir yana bırakıp kaynaşacaklardı. Kürtler ise silah zoruyla hizaya getirilecek, Ermenilerle birlikte yaşamaya zorlanacaklardı. Bütün bunlar Osmanlı yönetimi altında reformların uygulanması olarak yapılacaktı. Zamanı gelip Osmanlı devleti çökünce de Ermenilere ayrı bir devlet kurulacaktı. Ama bu iğreti devlet kendi kendine yaşayamayacağı için bunun üzerinde güçlü bir İngiliz imayesi kurulacaktı. Plan belirlendiği gibi işliyordu. Osmanlı Devleti'nin Hristiyanlara yönelik iyileştirme taahhüdünü takip etme adı altında İngiltere, Osmanlı vilayetlerine konsoloslar gönderdi rütbeli askerlerden oluşan bu konsoloslar gözlem görevinin tamamen dışına çıkarak bölgede istihbarat çalışmaları yaptılar. Ermeni vatandaşlarımızı örgütleyip silahlandırdılar ve ardından onları açıkça isyana teşvik ettiler. Ancak geldikleri ilk dönemde İngiliz konsolosları ile Ermeni topluluğu arasında ciddi bir iletişim ve güven sorunu vardı. Bu farklı mezheplere mensup olmalarından kaynaklanıyordu. Bu nedenle söz konusu konsolosların yani ajanların Ermenileri kendi yanlarına çekebilmeleri için öncelikle Ermenilerin misyoner çalışmalarıyla mezheplerini değiştirmelerini sağlamaları ve onları protestan yapmaları gerekliydi. Bunun için özellikle Amerikalı misyonerler aracılığıyla Mardin merkezde olarak bölgede faaliyetlere başlanmıştır. Bu çalışmalar başta şark kiliselerinin ve yerli halkın ciddi anlamda tepkisini çekmiştir. İngiliz konsoloslar ise hem misyonerleri hem de mezhep değiştirip protestanlığa geçenleri himaye etmiştir. Bu strateji Osmanlı topraklarında çok daha önceden de yürütülen bir faaliyet olarak karşımıza çıkar. Dönemin Tekirdağ Kaymakamı Ahmet Hamdi'nin konuyla ilgili uyarısı şöyledir. Tekirdağ'daki protestan milleti İngiliz devleti himayesinde olduklarını belirtmişlerdir bu devletin konsolosu ise her türlü iş ve meselelere karışmakta olup protestanların devletinin himayesinde olduklarını söyleyerek onları kendisine tabi ettirmek düşüncesindedir. Konsolosun bu şekilde davranması uygunsuzluk ve şehirde karışıklığa yol açtığından bunun öne alınmazsa Ermeni milletinin toplu halde protestan olarak İngiliz devleti himayesine girecekleri anlaşılmaktadır. Konsolosun söz konusu milleti kendisine tabi ettirmek istemesi her yönden nizama aykırı olarak Memleketi fesada uğratacağından bu meselede ne şekilde hareket edilmesi gerekiyorsa sadaretten bildirilmesine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Protestan milleti hakkında yapılacak işlemin acilen bildirilmesi arz olunur. 21 Ağustos 1858 Tekirdağ Kaymakamı Ahmet Hamdi